Merhabalar sayın hocalarım. Osmanlı Türkçesi metinleri bir dersinden metin çözümüne devam ediyorduk. En son 63. sayfada kalmıştık. 63. sayfanın altında küçücük bir yer kalmıştı. Onu okuyarak devam edeceğiz. Evet başlıyoruz. Burada diyor ki bir sipahi piri natüvan güçten düşmüş bir yaşlı demektir. Pirinatüvan olup sefere eşmege iktidarı olmazsa yani artık savaşa gitmeye iktidarı olmasa hali hayatında hali hayatında artık hayattayken dirliğin oğluna feragat eylese, kendi dirliğini oluna verse, kendiye min ba'd bundan sonra dirlik olmamak üzere verilir. Evet, burada bir kalıp var. Min ba'd hemen harekeleyelim. Min ba'd. Yani bundan sonra demek kıymetli hocalarım. Min ba'd. Evet, devam ediyoruz. Ta ki bir sipahi ziyade olmakla ihtilal lazım gelmeye yani bir karışıklık olmasın diye böyle bir yönteme gidilmiş. Devam ediyoruz. Reaya yani çiftçi ve halk kesimi, köylü kesimi ata binüp kılıç kuşanmak yoktur yani her istediği zaman e, asker sınıfına ne yapamaz geçemez. Ancak derununda derun iç demektir. Derununda şecaat olan yani cesaret olan garip yiğitler asker taifesinden sancak beylerine ve beyler beylere hizmetkar olup ve Serhatlerde yani sınır boylarında kalıp Serhat dirliğine geçer. Oralara geçer. Ol serhatte hizmeti yani hizmeti müşahade olundukta Eğer onun hizmeti o serhat boylarında da e, gözlendiğinde Serhat beyler beyleri ve sancak, beyleri, yoldaşlığını arz ve defter edip yani alıp onu o deftere yazıp hizmeti mukabelesinde hizmetinin karşılığında Serhat Ulufesinden kanun üzere timar çıkar. Evet yani o kişi artık o hizmetine e, karşılık ona tımar verilir ve illa aba an ceddin. Burada bir kalıp var. Aba an ceddin. Şöyle buraya da yazalım. İlla 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 aba an ceddin. Yani e, babadan oğula demek. Bir de şurada ceddin demiş ya şunun altında bir ne var? Tenvin var. Tenvin ın in, in şeklinde okutan bir işarettir kıymetli hocalarım. Sipahi zade olmayan, sipahi çocuğu olmayan bir tarik ile tımara duhul etmek kanuna muhaleftir. Yani öyle herkes askeri sınıfa ne yapamıyor? Geçemiyor. Onun da şartları var. Devam edelim. Reaya'dan yani köylü çiftçi kesimden iken tımara müstahak olmak ol zamanda olur ki uğuru humayunda evet bir savaşta hizmeti ve yoldaşlığı müşahede oluna. Yani o kişinin yapacağı o savaştaki fedakarlığı gözlemlenecek. Seferi Humayun'da serdarlar iptida verip yani başlangıç yazısı, başlangıç emri verip ve sefer olmaduğu zamanda Serhat beyler beygileri hizmetin arz eyledikte, onların hizmetlerini söyledikte iptidadan tımara e, emir verilip yani tımarın en alt seviyesinden emir verilip ol ecilden bu sebepten bey'ler bey bey'ler beyleri evet bey'ler beyleri mahalle himmetten Mahalli himmet yani e, sanırım hizmet kastetmiş ama hizmet yerinden Mahalli hizmetten orada bir ne var isim tamlaması var ee, kalil ve kesir tımar vermek, yani tımarın en alt seviyesinden başlamak, ee, hilafı kanundur. Yani bu şekilde vermek lazım diyor. Kalil ve kesir tımar vermek, yani çok az tımar vermek onun şeyi değildir. Yani onun görevi değildir o manada. İptidaya emri olan, yani başlamaya emri olan başlama yazısına emri olan kim esneye dahi begler begisi timar verdikte madem ki iptida beratın evet başlama beratının asitane saadetten e, eylemeye Bin begler beyleri berat vermeyip tezkire verir. Yani şunu demek istiyor. Yani e, iptida e, başlangıç beratını veren ancak asitane ihumayundur. Yani Yani e, başkenttir. Osmanlı'nın başkenti olan İstanbul'dan, merkezden verilir. Başlama beratı ancak başlama tezkiresini verme görevi bu kişilere aittir. İptida beratı asitanede olduktan sonra, bakın sonra burada ne var? Bir nazal ne var kıymetli hocalarım? Olduktan sonra ol mazul oldukta beyler begesi yani beyler beyi kendi beratıyla tezkiresiz tımar tevcih eder. Eğer ona o görev, o yetki verilmişse artık o kendisi de tezkiresiz tımar verebilir. Devam ediyoruz. Eğer mahlul yani boş kadro tezkirelü bulunsa tezkire virüp asitane de berat olur. Ve beygiler beyiler beyler bey diyoruz ya ve sancak beyleri fevt oldukta yani beyler beyi veya sancak beyi öldüğünde fevt olmak ölmektir arkadaşlar öldüğünde ademlerine adamlarına bihas bil meratip evet burada bir kalıp var şöyle bihas Bihas bil, bakın yine el takısı var, meratip. Evet, bihas bil meratip. Hemen harekeleyelim. Bi-has-bil-mera-meratip. Evet, bihas bil meratip ne demek? Mertebelerine göre, derecelerine göre timar verilmek kanundur ve bey'ler bey'lerin burada da bir nazan ne var bakın isim tamlaması olduğu için bey'ler bey'lerin 11 nefer ademisine bey'ler bey'lerin 11 tane askerine ve sancak bey'lerinin yine burada ne var nazan ne var ve sancak bey'lerinin 6 nefer ademisine düşenden timara emir verilip zamanı sabıkada geçmiş zamanda hariçten kimesneye timara duhul etmek emir muhal olup emri muhal olup yani yasaklanmış bir emir olup kapıkulu olmak Kod hatura gelir. Yani kapı kolu olması o insanın aklına hatırına geliyor kıymetli hocalarım. Yani öyle herkes kolay bir şekilde o tımar sahibi olamıyor. Mana olmamakla bu kanunlar vaz olunmuştur. Bu kanunlar yerleştirilmiştir. Burada da o zamandaki zamana bir eleştirisi var. Şimdiki halde ayan ileri gelenler ve eşrafın burada ne var yine bir nazan ne var ayan ve eşrafın değil edna kimesnelerin değil işte aşağıda bulunan kimesnelerin hizmetkarları kapı kulu olup iptida emrine itibar Kalmamıştır yani o başlangıç yazısına emrine ne olmamıştır ee, itibar edilmemiştir ol ecilden bu kanunlar feramuş olunup e, icra olunmaktan kaldı yani onu, bu kanunun işte yürürlükte kalması artık biraz mümkün olmayacak duruma geldi evet devam ediyoruz. Reaya yani çiftçi halk tabakası, sipahiye mahsus amalden yani askerlere mahsus işlerden men olunup yasaklanıp ata binip kılıç kuşanmak e, isteyenler ata binip kılıç kuşanmak isteyenler serhatlere varıp yani sınır boylarına varıp uğru Humayun'da nice hizmet ve yoldaşlık etmeleriyle yani hani öyle bir şart var diye gidip orada savaşacak kendini ispatlamasıyla bir kar elde ediliyor. Hem vilayet ahalisi şerri ada ve eşkıyadan. Burada bir isim tamlaması var. Hemen altına bir esre koyalım. Şerri ada ne demektir? Şerri ada düşman şerri, düşmanın vereceği sıkıntıdan, düşmanın vereceği sıkıntıdan ve eşkıyadan emin olup kendilerini güvene alıp hem ahvali serhat sınır boylarındaki haller muntazam imiş. Yani bu şekilde oradaki işlerde düzene konulur imiş. Şimdiki halde edna e, melabise ile reaya kapı kulu olmak mümkün olacak. Tımara istihkaka kim bakar ve evamire kim itibar eder? Evet o zaman na e, Nabi eleştiri yapmış olmuş. Yani diyor ki bu zamanda artık hani o asker sınıfına girmeye artık e, pek büyük bir engel ve büyük bir seçicilik kalmamış diye bir eleştirisi var bu metni yazan kişinin. Devam ediyoruz. Vilayeti Anadolu'da, Anadolu vilayetinde benevbet tımar olup burada yeni bir kavram gördük. Benevbet tımar yani nöbetleşe tımar olup birkaç nefere verilir. Yani birkaç kişi arasında paylaştırılır. Sefer vaki oldukta, evet savaş zamanı geldiğinde ben evbet sefere gittikleri için, nöbetleşe sefere gittikleri için benevbet tımar deyü tesmiye olunmuştur. Tesmi olmak isimlendirilmiştir. Yani nöbetleşe tımar diye isimlendirilmiştir. Devam ediyoruz. Ben evbet tımar tasarruf edenlere eşkin tımarı verilmez. Bu ayrı bir kadro. Eşkin tımarı verilmez. Ama eşkin tımara müstahak olan ihtiyarıyla ben evbet tımara talip olsa men yoktur. Yani yani ben evbet tımardan eşkin tımarına geçmek yokken eşkin tımardan kendi isteğiyle ben evbet tımara geçiş vardır. Ben evbet tımar mahlul olsa, evet boşansa yani ben evbet tımar boşalsa oğullarına verilir. Eğer oğlu yoksa yani yoksa harice verilir. Sonuçta hani ben evbetin mantığı şu illaki biri o savaşa gidecek ve o savaşta bulunacak. Ama vilayeti Rum'da vaki olan benevbet tımarlar Selatini maziyeden yani geçmiş sultanlardan bazı sipahilere yani burada da bir isim tamlaması vardır. Şunu da hemen yazalım. Selatini maziyeden bazı sipahilere temlik olunmakla onlara mülk olarak verilmiş, kendi malı olarak verilmiş mülk Mevru, mevrunu gibi evet özür dilerim şunu tekrar okuyalım. Mülk mevrusu gibi varislerine intikal eder. Yani bu mülk varislerine miras yoluyla bırakılabilir. Çünkü mülk olarak verilmiş. Hariçten kimes neye verilmez. Birisi vefat eylese yani bu toprak sahiplerinden birisi vefat eylese kaç nefer oğulları kalırsa beyler beyleri oğullarına verip seferi hümayun vaki oldukta yani savaş ortaya çıktıkta sair şerikleriyle bir nefsihi benevbet sefere giderler. Bakın bu şart bunlarda da var. Yani eski sultanlar zamanında o kişiye o tımar mülk olarak toprak kendi toprağı olarak verilmiş olsa bile kesinlikle ne yapar? Oradan savaş zamanı çıkınca o sahip kim kime aitse ve onun çocuklarına miras olarak kalmışsa kaç çocuğu varsa onlar nöbetleşe sefere giderler. Devam ediyoruz ama vilayeti vilayeti Anadolu'da yani Anadolu vilayetinde bazı mülk timar vardır ki bazı mülk olarak verilen tımarlar vardır ki mukaddema temlik olundukta ilk başta mülk olarak verildiğinde seferi hümayuna cebelüsü eşmek üzere verilmiştir. Yani bir şartla verilmiş mülk olarak verilen de şu şartla veriliyor. Diyor ki her tımara ne denli cebelü tayin olunmuş ise sefere onlar eşer. Yani sen benövbet tımar değilsin tamam e, ama sana ait olan mülk var o mülk de sana önceki sultanlardan verilmiş. Senin burada yapacağın şey şu şartla verilmiş. Senin toprağında ne kadar cebelü kadrosu varsa o kadar cebelüyü sen hazır edip savaş zamanında onları savaşa göndereceksin. Peki eğer bu toprak sahibi fevt oldukta öldüğünde oğullarına verilir. İstihkakı Talep olunmaz yani o tveri, e, istenmez o kişiden. Oğlu olmazsa sair emlak gibi varislerine intikal eder. Oğlu olmazsa bu sefer varislerine gider. E, gerek ricalden, erkekten olsun, gerek nisadan, bayanlardan olsun, sefer vaki oldukta, seferin şartları ortaya çıktın, çıkınca hisseleri miktarı cebelülerinden, eştirirler. Yani oraya asker göndermek zorundalar. Cebelüsü sefere gitmezse. Peki bir sene oldu. Cebelüsü sefere gitmedi. Ol sene mahsulü mevkufat tarafından eminler zapt ederler. Bakın o topraktan mahsul ne çıkmışsa o mahsul ne yapılır? Zapt edilir. Evet çok hani keskin bir kural. Miri içindir. Ama sefere cebelüsü eşmedi deyü sair tımarlar gibi ahire verilmez. Sen asker göndermedin diye senin toprağını başkalarına vereyim demez. Çünkü o senin mülkün ama sen göndermedin diye e, o asker başına ne kadar gelir olmuşsa o gelirlerin hepsini devlet onun elinden alır. Evet kıymetli hocalarım e, bu metni bitirmiş olduk. E, bir sonraki metinde görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.